Herkese selamlar Marzal Trading'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle DEX'ler hakkında konuşacağız. DEX'ler nedir? SEX nedir? SEX bu arada uh, Central Exchange. Uh, DEX'te Decentralized Exchange. Bu ikisi arasındaki farkı söyleyeceğim sizlere. Daha sonrasında neden Binance hesabınızı Bybit hesabınızı kullanmayı bırakıp da Apex Pro'yu kullanmanız gerektiğini söyleme başlayacağım arkadaşlar. Bu videoda zaten buraya kadar videoyu bulduysanız muhtemelen az çok e, ne konulardan bahsedeceğimi biliyorsunuzdur. Şimdi ilk başta şu kimlik doğrulama işini anlatayım. E, bazı siteler yani bazı ülkeler daha doğrusu bir kripto e, exchange'inin o ülkede çalışabilmesi için vatandaşlarından kimlik ...kimlik bilgilerinin toplanmasını istiyor. Bu kimlik bilgileri de açıkçası... ...birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye olmak üzere... ...sizden istenen evraklar daha önemli evraklar olmaya başlıyor. Özellikle 50 bin doların üzerinde falan işlem yapacaksınız. Bunun yerine Apex Pro'yu kullanabilirsiniz. Peki Apex Pro nedir? Apex Pro bir DEX arkadaşlar. Yani Decentralized Exchange ya da merkeziyetsiz bir... ...internet sitesi. Merkeziyetsiz bir internet sitesi... ...olması da aslında şu işe yarıyor. Siz... Kripto'da bir cüzdan açıyorsunuz daha sonrasında bu cüzdanı e, herhangi bir tane e, DEX'e bağlarsanız bu durumda Apex Pro. Apex Pro'da üçüncü bir parti olmadan e, Trade işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz tamamen yani e, bu kanalın mesela takipçilerinin hepsi Paralarını bana veriyor. Siz ikiniz aranızda trade yapıyorsunuz. iki takipçi mesela. Ben bir takipçiden parayı alıp diğer takipçiye verdiğim zaman... ...burada bana güvenmeniz gerekiyor. Ve bu güvenle son olarak FTX olayında gördüğümüz gibi... ...birazcık sıkıntı bir şey. Yani her siteye güvenemiyorsunuz. Çünkü ortada dönen para her yıl geçtikçe daha çok artıyor. Bunun yerine DEX'i kullanmamız şu yüzden mantıklı. DEX sadece şey haberini veriyor. Mesela benim bir tane takipçim 100 tane Bitcoin alacak. Bunu sisteme yazıyor. Başka bir insanda blockchain'e şey yazıyor. Ben 100 tane Bitcoin almak istiyorum. Dex bunları birleştiriyor ve o iki cüzdan, iki kişinin cüzdanları arasında kripto geçiş yaşanıyor. Böylece herhangi bir üçüncü partiye güvenmemize gerek kalmıyor. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Şimdi isterseniz bu Dex'in nasıl kullanıldığı da başlayalım. Ama ona geçmeden de eğer bu siteye kayıt olmak istiyorsanız Apex Pro'ya benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda güzel bonusları var. Ve e, bini... Bu Apex Pro'nun ana ortaklarından birisi de Bybit. Bybit de bu kanalın sponsoru. Dolayısıyla eğer bir e, SEX yani centralized exchange kullanmak istiyorsanız Bybit'e ya da bu videodaki Apex Pro'ya kayıt olmak için de Apex Pro'ya benim linklerimden kayıt olabilirsiniz. Hepsinin linki zaten açıklamalarda olacak. E, burada DEX'in ne olduğu konusunda bir daha bir anlatım anlatmak istiyorum. DEX Decentralized Exchange demek. Yani merkeziyetsiz borsa. Yani burada az önce de dediğim gibi emirler var. Yani genel olarak Bybit'te ne yapabiliyorsanız Binance'ta ne yapabiliyorsanız hepsini yapabiliyorsunuz. Mesela cüzdan mı almak istiyorsunuz? Cüzdan alabiliyorsunuz. Ee, pardon. Cüzdanınıza herhangi bir tane matik mi almak istiyorsunuz gidip o matiği istediğiniz gibi alabiliyorsunuz ya da Matic'si de x kaldıraç mı kullanmak istiyorsunuz pozisyon mu açmak istiyorsunuz bunu da yapabiliyorsunuz ee, Bunun Anı tebebi zaten Web 3.0'ı Az çok belki Twitter'da duymuşsunuzdur Bu Web 3.0'ın Temellerinden biri olacak bir Konu DeFi zaten DeFi'de Başka bir videoda sizlerle konuşabiliriz çünkü oradaki yenilikler gerçekten önümüzdeki 10 yıl içerisinde Hayatımızı baya Değiştirecek gibi geliyor bana ee, Ortada bir banka olmayacak ortada bir tane e, herhangi bir exchange sitesi olmayacak bu durumda buy bit olmayacak. E, genel olarak e, birbiriniz arasında direkt trade yaparak para e, kazanabileceksiniz ve böyle bir güven sorunu da olmayacak ortada çünkü %100 güvenli bir yöntem e, hacklenebilecek bir yöntem değil. Her neyse dediğim gibi bu Apex Pro'nun bonusu linki açıklamalarda kanala abone olup videoya like atarsanız da böyle videoların devamını sizler için çekmeye çalışıyor olacağım. Şimdi burada bir şeylerden başlayalım. Artılarından başlayalım. No KYC yani kimlik doğrulama yok arkadaşlar. Bu zaten Türk vatandaşları için şu anki günümüzde çok büyük bir problem olmayabilir ama mesela Amerika'da yaşıyorsanız Almanya'da yaşıyorsanız ki biliyorum şu an YouTube istatistiklerinden Almanya'da ve Amerika'da da bayağı takipçim var ee, sizin için muhtemelen bir sorundur Bybit'i o yüzden kullanıyorsunuz zaten Bybit'te daha öncesinde böyle bir kimlik doğrulama mantığı yoktu artık var o, o yüzden siz de şeye geçebilirsiniz ee, bu dediğim Apex Pro'ya. Onun haricinde orta üçüncü bir e, yani komisyoncu yok arkadaşlar arada. Komisyon diye bir şey de yok zaten. E, Apex Pro tamamen e, yani iki kişiyi birbirine bağlayan bir program gibi düşünün. Siz e, ya Metin 2'deki trade sistemi gibi düşünün arkadaşlar. Gidip şey yapmıyorsunuz herhangi birisine vermiyorsunuz paranızı. Bu da birazcık da güveni artırıyor. Onun haricinde tamamen blockchain tabanlı olduğu için de e, bugünün teknolojisiyle hacklenebilme gibi bir risk yok. Bu da demek oluyor ki bir normalde cüzdanınızda bulunan bir kripto para sizin haberiniz olmadan sizin isteğiniz olmadan herhangi bir yere gidemez. Bu da tabii ki en önemli özelliklerimizden birisi. Çünkü güven bütün ticaretlerin temeli her zaman söylediğim gibi. Dex'i bu yüzden kullanmalısınız genel olarak. Peki isterseniz bir de şimdi bu Dex'i nasıl kullanabileceğiniz konusuna geçelim. Çünkü e, aslında çok büyük bir anlatabileceğim bir konu yok burada. Bybit'in e, arayüzüne çok benziyor zaten gördüğünüz gibi. Ana sayfası da e, kullandıkları fontlar bile renkler bile böyle. Aynı zamanda telefon uygulamaları da var diye hatırlıyorum. Burada göstereyim. Aynen Apple'da ve Android'te e, bu uygulamaları da mevcut yani telefondan işlemler yapıyorsanız da internet sitesine ihtiyacınız yok ben internet sitesinde göstereceğim ama telefonda da çok farklı olduğunu düşünmüyorum e, burada bizi grafiğe ekrana baktığımız zaman farklı karşılayan tek şey sağ taraftaki Connect Wallet sarı ta sarı bir tane buton var bu sarı butonun olma amacı da biz blockchain teknolojisini kullandığımız için bu sitede bir hesap açmamıza gerek yok. Bizim bir tane cüzdanımız varsa eğer mesela Trust Wallet'ta ya da MetaMask'ta bir tane hesabınız varsa, bu MetaMask hesabınızı direkt buraya bağlayabiliyorsunuz. Bu site üzerinde 4 tane blok zincirini kullanabiliyoruz şu an: Ethereum, BNB, Arbitrum, bir de Polygon. Bu 4 tanesini kullanabiliyoruz net bir şekilde. Ethereum'u sizlere önermiyorum. Ethereum'u önermeme sebebim de Ethereum'daki gas fee dediğimiz işlem ücretleri gerçekten çok çok fazla. Mesela 50 dolarlık bir işlemde 5 dolar komisyon ödediğimi biliyorum ben. Polygon'un neredeyse ne kadar farklı olduğunu yani 1000 bin... 10 bin katı daha ucuz diyebilirim. Polygon'u kullanırsanız çok daha ucuza bu işlemleri yapabilirsiniz. Ben o yüzden Polygon'u kullanacağım. Ee, burada 4-5 tane seçenek var. Trust Wallet var, MetaMask var, farklı farklı cüzdanlar var, soğuk cüzdanlar var. Bu cüzdanlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, bu cüzdanı e, buraya Connect Wallet butonuna bastıktan sonra bağlamış olacaksınız. Böylece site sizin hesabınızda kaç para olduğunu görecek ve eğer mesela buradan e, satmak istiyorsanız, Sat butonuna basacaksınız bu sat butonuna bastıktan sonra sizin smart kontrak dediğimiz akıllı kontraklar aracılığıyla satışınız başta askıda kalacak satış tamamlandığında da para sizin hesabınızdan gidecek. bu sistemi dolandıramazsınız bu arada genel olarak Türkler böyle şeyler çok düşündüğü için belirtmek istiyorum yani sat satışına bastıktan sonra işlem tamamlanmadan sizin hesabınızda herhangi bir dolar Geçmeyecektir bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü başka bir videonun altındaki yorumlarda da görmüştüm bunu yapabiliriz falan filan diyenler öyle bir şekilde çalışmıyor arkadaşlar bu sistem o yüzden ona çok çok dikkat edin onun haricinde yani satış işlemini bastıktan sonra da zaten gördüğünüz gibi hızlı şekilde gerçekleşiyor İsterseniz bir yatırım olayını bir deneyelim sizlerle burada gördüğünüz gibi satış Herhangi bir tane şeyi seçeceğiz. Ağı seçeceğiz. Ethereum değil. Polygon seçiyorum. Ee, Polygonun altında da Matic'i seçeceğim. Matic seçtikten sonra ne kadarlık bir Matic yatırma işlemi olduğunu seçiyoruz. Ben 20 dolarla yatırmak istiyorum. 20 doları seçtikten sonra Metamask'tan bildirim geliyor burada gördüğünüz gibi. Bu bildirimde kabul et tuşuna bastıktan sonra aradan 2-3 dakika geçtiğinde bu ekran sizi karşılıyor olacak. Burada gördüğünüz gibi kaç tane kaç dakika kaldı yazıyor işlemi bitmesine. Bu süre bittikten sonra da bu aşağıdaki ekranda paramızın güncellendiğini göreceğiz bizler hep beraber. Bu da tabii ki mantıklı olacak bizler için. Onu isterseniz hatta bekleyelim. gördüğünüz gibi burada düzenle şeyimiz oldu. Yatırma işlemimiz başarılı olmuş oldu. Böylece yani aslında kimseye para vermeden tamamen e, Web 3.0'ı kullanarak e, bir trape borsa deneyimi gerçekleştirmiş oldunuz. Genel olarak bu videoyu izliyorsanız zaten long short long pozisyon short pozisyon nasıl açılır bunları biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız da kanaldaki diğer eğitim videolarını izleyerek long pozisyon short pozisyon nasıl açılır öğrenmiş olabilirsiniz. Onun haricinde burada e, hangi coinler var isterseniz onları da göstereyim sizlere Bitcoin Ethereum e, trader yapabiliyorsunuz. Arbitrum var, XRP, e, Ripple var, Atom var, BNB var. Aklınıza gelebilecek her şey var. Buradaki ilginç şeylerden birisi de e, Kaldıraç konusu. Kaldıraçta e, belirli bir kaldıraca kadar izin var. Mesela Bitcoin'de 30x Kaldıraca kadar izin var. Ethereum'da kaç galiba bu da 30'du ama bir bakayım isterseniz aynen 30x burada da. E, Başka altcoin'lerde risklerin daha fazla olduğu altcoin'lerde bu kaldıraç miktarı 30x'e kadar çıkıyor 15x'e kalıyor mesela burada. Ee, ama yani en azından zaten 10x'in üzerinde kaldıraç kullanmıyorsanız ve birazcık daha e, yani işinizi görecek bir site diyebilirim. Bence Bybit üzerinde, Bybit'ten falan da daha iyi bu arada. Genel olarak ben e, çok beğeniyorum ve o yüzden siz de kullanabilirsiniz diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.